Oh, yeni bir güne daha merhaba. Acaba babam ne yapıyor ya? Baba ne yapıyor ya? Hiç kitap okuyorum çocuğum. Sen ne yapıyorsun? Baba ne çocuğum falan diyor ya. Oğlum sen benim babam değilsin, öyle demedin mi daha dün? Niye öyle diyorsun bana? Güzel konuş. Daha geçen gün demedin mi ben seni yolda buldum falan diye? Kafama giydirdin kurt başlığını ha? Öyle deme çocuğum ama yani. Baktım o kadar sana, büyüttüm. Bundan sonra bakmayacağını söyledin. Biliyorsun durumumuz sıkışık. Yatılı okul Durumumuz. vakti geldi senin de. Allah'ım ya Rabbim, durumumuz diyor ya. Kendi çalışmıyor. Hazır parayı yiyor babasından, anasından. Beni de kurt olarak evine alıyor. Şimdi de gönderiyor. Neyse ya, sıkıntı yok. Ben yatılı okulda da kalırım, yatısız okulda da kalırım. Ama sen o pis vicdanla öleceksin. Şaka şaka, neyse. Hadi beni götür yatılı okuluma. Gel konuş babanla, gel. Kes sesini hadi. Hadi baba, arabaya binek. Şey oğlum, bizim arabamız yok ki, niye dışarı çıktık? Doğru ya, sen fakirdin değil mi? Öyle deme oğlum ya. Çağır şoförümü. Tamamdır, arıyorum. Reis bana özel şoför de tuttu ya, sağ olsun. Gelir Buraya şimdi. gelir misin lütfen? Çağırdım, çocuğum geliyor. Sağ ol babacığım. Özel şoför için de ayrıca teşekkür ederim. Önemli değil, önemli değil. Aha baba, geldi özel otobüsüm. Gerçekten otobüs mü aldın? Senin için oğlum hepsi. Canım Bana. oğlum. Bana bak, bana. Yaklaş biraz. Yaklaş. Kaç 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 kaç. Sür 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 amca, sür. Gel buraya oğlum, gitme. Sür. Şoför amca, ne yapıyorsun? İyi vallahi, geçinip gidiyoruz oğlum ya. Sen ne yapıyorsun? Ben de ne yapayım? Kurtuldum. Yatılı okula sürüyorsun Evet, yatılı okula sürüyorum. değil mi? Ah, iyi iyi. Burası mı ya? Burası hemen yakında. Yakınmış. Sen ne yapacaksın? Böyle böyle bırakıp gideceğim mi şimdi başka kişiler almaya? Evet. Ben bunun için bu işteyim. Neyse amca. Kolay gelsin. Ben gireyim bari okuluma. Patron, herifimiz geldi. Onu almalıyız. Tamam evlat. Vay be. Demek yatılı okul böyle bir yer. Aslında evden güzel gözüküyor. Bir saniye. Arkamda ne var benim? Aa. Merhaba. Merhaba küçüğüm. Siz okulun öğretmeni falan mısınız? Müdürün arkadaşlarıyız. Arabaya binmek ister misin? Ha, müdürün arkadaşlarınız. Arabada niye mafya yazıyor? Ya o dekor ya, şaka yapmışlar da. Şaka yapmışlar. Peki bu adamın belindeki silah da mı şaka? Evet. Ha. Oyuncak sen aldın. Ya aslında bir şey diyeceğim ya. Mafyaysanız söyleyin bence. Ben küçüklükten beri mafya ailesinin beni almasını istiyordum. Patron, söylemeli miyiz? Anladı zaten. Tamam, Bence. gerçekleri söyleyelim o zaman. Evet. Evet, biz mafyayız. Ha, mafyasın o zaman, hadi gidelim. Ne Atla değişik bir arkaya. çocuk ya. Arkaya lan. Atladım atladım, hadi sür abisi sür. Cık. Vay be, bir mafya ailesinin beni alacağını hiç düşünmezdim şu hayatta. Şş, öndeki patron dedikleri bak bir bak. Şimdi sen Söyle. bu tüm illegal işlerin başındaki adam mısın? Aynen öyle. Peki araba sürmeyi ne zaman öğrendin? Araba sürmeyi ben daha çocukken öğrendim. Aa, o zaman bana da öğreteceksin değil Hı. mi? Aa bak bak, bizim ev. Güzelmiş. Mafya olunca burayı bana verecek misiniz? Mafya olunca sana çok şey vereceğim. Çok heyecanlı lan şimdiden. Üstüm başım da değişecek. Kurt başlığım da değişecek değil mi? Tabii ki de. Oha, ev bu mu? Sen şu an şehirdeki en ünlü mafyanın oğlusun. Vay be. Yuh artık. Bak, sen 10 numara bir isim buldum. Ha. Kurt Bakış. Kurt bakış mı? Hı. Peki bu yanındakinin ismi ne? İsim Benim ben de ismim bilmiyorum. Erdem. Erdem. Peki Ben sen... lakap kullanmıyorum. Ama gerçek ismim Ha. tabii ki Erdem değil. Ha, daha da iyi. Senin ismin ne? Patron mu? Aynen öyle. Peki sen böyle baba falan diyen var mı? Var, var. Oğlum çok heyecanlı. O zaman bana evi tanıtsanız da nasıl? Oo, burası bayağı asker. Silahlara bak. Burası nasıl bir mafya evi böyle? Dikkat et. Hepsinin bakımı daha yeni yapıldı çünkü. Ya Vay gezdireyim be. seni eve. Bu tarafta spor Gezdirsene. salonu var. Oo, çok iyi. İşte. Başka neler var?
burada PlayStation var oynamak istersen. Mafya evine bak. Burası bahçe oyunlar için. Nasıl oyunlar, böyle şakalaşıp birbirinizi mi vuruyorsunuz? Veya sıkarım topuna falan gibisinden. Yani o tarz. Vay be. Aşağı katımız var. Mahzen diye adlandırdığımız. Burası sorgu yeri. Bir gün ben de birilerini sorgulayabilecek miyim? Yani izinden gidersen olur. Yok artık. Burası hapishane. Bak seni koyabilirim istersen için. Bakayım. Bak. Oha çok iyi. Şimdi çıkaracak mısın? Yani bilemedim. Çıkartan mı? Bilmiyorum. Neyse bari gözünüzün önünde şu... bence de yani. Yoksa burası artık kullanamaz bir yer olurdu. Evet. Burası en güçlü bağlantıların olduğu yer. Biz buradan şehri gözetliyoruz. Vay be. Çok iyiymiş. Peki bu abinin görevi ne? Bu Erdem'in görevi ne tam olarak senin yanında? Mesela sen tüm şehrin babasısın. Peki bu anası mı? Yok. O benim en büyük yancım. Yoldaşım. Oo. O zaman nereden başlıyoruz beni? Nasıl böyle eğiteceksiniz? Erdem bir baksana. Ne yapsak Erdem? Bence daha çocuk olduğu için hafif başlayalım. Hafif başlayalım ama çok meraklı yani, baksana. Aynen, bu diğer çocuklar gibi değil, çok hareketli. Şu sistemi de hackledik mi? Tamamdır. Artık tüm şehirdeki kamera bağlantıları sadece size geliyor bu arada. Haberin olsun. Bu ne? Yani öyle yapayım dedim bir şeyler. Neyse, ben yukarı çıkıp biraz PlayStation oynayacağım. Bay bay. Patron, bu çocuk aşırı zeki ya. Fark ettim. Bir de bunu üvey babasının yanında yapmış. Evet, 2 dakikada her yere ekledi çocuk. Bize böyle insanlar lazım Erdem. Evet, bu çocuk bizim işimize yarayabilir. Amir? Efendim? Bakabilir misin? Tabii, ne oldu? Atış testi yapmak istiyoruz ya seninle. Olur. Benim adım neydi? Kurt Bakış değil mi? Aynen öyle. Şimdi size tabanca göstereyim. Tabanca değil. Bu iyi. Evet. O zaman. Hiç gel sıkıntı değil. Neye sıkıyorum? Sana mı sıkıyorum? Yok. Silah aşağı doğru indirsene bir. Gel şuraya. Geldim. Bak şimdi. Şuradaki Dubai'yi vurmanı isteyeceğim senden. Patron, gözlerimi kapatarak vurmamı ister misin? Yok. Gözünü aç. Yok. Bir gözüm. İki gözüm de kapalı. 3, 2, 1. Çok iyi. Ama omzunda falan bir şey var mı? Yok. Gayet iyiyim. Ya patron, şöyle bir şey var. Ben babamın yanında. Babam hiçbir işe yaramadığı için evi ben süpürüyordum, tamam mı? O yüzden omuz kaslarım iyi gelişti. Yazılım konusunda da babam hep bana diyordu ki oğlum şu siparişi ver. Oğlum bu siparişi ver derken artık bilgisayarda otomatik sipariş veren kodlar yazmaya başladım. Yani anlayacağın. Ben size ağır gelirim biraz patron. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hatta şöyle göstereyim patron. Arkam dönük değil mi? Silah buraya bakıyor. Erdem çıkar. Gördüğün gibi. Arkadan bakarak da Dubai'ye vurabilirim. Hamir. Efendim. Üstündekileri seviyor musun? Hiç sevmiyorum. Yaklaşık 13 yıldır bunları giyiyorum. Gel de seni bir giydirelim o zaman. Tabii ki. Alışverişe mi çıkalım yoksa evdekilerden mi giyersin? Hayır, evdekilerden giymek istiyorum. Evdekilerden. Neredeler? Üst katta mı? Burada saklı. Bana ayrılmış elbiseler. Tada. Yeni imajım tam bir mafya babası gibi oldum. Aslında daha çok mafya çocuğu gibi oldum. Böyle mafyaların arsız çocuğu gibi ama. İlk görevimi almaya hazırım. Bakalım mafya bugün bana hangi görevi verecek. Patron. İyi misin Pamir? İyiyim patron. Bir kafamı vurdum da. Ama sıkıntı yok. Şimdi patron. İlk görevimi istiyorum senden. İlk görevin. Burakov'un kasabasındaki manavı soymak. Basit bir göreve benziyor. Nasıl soymamı istersin peki patron? Silahla mı yoksa dilimle mi? Sen silahla soy. Bak arkada gel. Şurada makineye bir tüfek var. Onu al. Bakayım bir. Gayet güzel. Tamamdır patron. Arabayı aldım. Çiz. Abi sen araba kullanmayı biliyor musun? Yani sağdaki gaz, soldaki fren. Çekil patron. Hadi görüşürüz. Of, ilk görev için çok heyecanlıyım. Acaba hangi manavdan bahsediyor? Hemen bir gidip bakmalıyım.
Sanırım şuradaki manav. İçeride kimse yok. Hemen şu arabayı şuraya çekip ilk görevimi yapmalıyım. Zaten içeride kimse yok, basit bir iş olacak. Pizza mı yesem? Her neyse. Oh, bir dakika, burada biri var. Sanırım dolapları düzenliyor. Onu nasıl indireceğimi biliyorum. Şşş, buraya bak, buraya. Ne? Buraya geliyor. Bunu o ara kata çekmeliyim. Bir ses mi geldi? Ara kattayım, Allah Allah. Ara kattayım. Burada gel, gel. Bir ses geliyor ya. Tamamdır. Bu iş tamam. Patron benimle gerçekten gurur duyacak. Şuradaki paraları alıp hadi kaçmalıyım. Bay bay. Burak Eva'nın en büyük mafyası olmam lazım. Patron. Efendim. Görev tamam. Yuh, Ömür, o ne? Çal dedin, çaldık patron. Süper Ömür, geç içeri, bırak onu. Teşekkür ederim. Patron, çok büyük bir operasyona çıkacak mıyız artık? Yani bilemiyorum. Çıkarız herhalde. Tamamdır. Şunu şöyle bırakalım. Aç mısın Pamir? Yok değilim patron. Açım aslında. Dışarı çıkıp mermi yemek istiyorum. Bak, 10 numara bir şey söyleyeyim mi sana? Hadi, eğer bekliyorum. Eğer böyle agresifsen ya da böyle heyecanlıysan buradakilerle çalışabilirsin. Hayır patron, göreve çıkalım. Göreve. Daha yeni soygun yaptım, polisler peşinde. Değil. Kimse beni görmedi. Hadi patron. Çıkalım, en büyük, en pahalı yeri soyalım patron. Başımız belaya girecek bu. Ya Erdem bak, biliyorum uzun zamandır o Brock Haven'daki büyük kahveciyi soymak istiyorsun. Hadi yapabiliriz bunu şimdi. Patron, bence bu çocuk bir şeyler biliyor. Hadi yapalım. Tamam. Hadi patron, ben sizi izleyeceğim uzaktan. Siz yaparsınız. Zaten çok biliyorsunuz bu işlere. Şimdi patron, ben süreyim mi? Geçsene sen. Ya. Hala küçüğüm diye bana vermiyor araba sürmeyi. Patron, olaya karışayım mı, siz uzaktan mı izleyeyim? Yok ya, uzaktan izlesen yeter. Öğren. İşler karışırsa bile mi? İşler karışırsa kaç zaten. Tamamdır patron. O zaman beni bu köşede indirir misin? Vay be. Neyse. Şurada iyi bir yere saklanıp onları izleyebilirim. Hadi bakalım. İzleyelim. İlk defa bu kadar yakından izleyeceğim. Neler oluyor? Evet, yaklaştılar şu an. Oh, içeride polis var. Bu işte bir terslik var ama hala saldıracaklar mı? Neyse. Çatışıyorlar. Patron. Patron vuruldu. Polis başında duruyor. Erdem kaçıyor, beni görmemeli. Beni görmemeli polis. Yukarı çıkmalıyım hemen. Yukarı çıkmalıyım. Patron ne demişti? Eğer bana bir şey olursa daha da görüşürüz. Yandan yandan koşmalıyım. Acaba patrona ne olacak? Aha. Götürüyor patronu. Sanırım gerçekten ölmüş. Buraya kadarmış tüm her şey. Koşarak eve gitmeliyim hızlıca. Erdem beni bekliyor. Erdem. Erdem. Hayır. Patrona bir şey oldu mu? Erdem, patron öldü. Hayır. Bir şey yapmamamı söylediniz. Bu bence patronun suçuydu. Ben bir şey yapamazdım. Üzgünüm Erdem. Patron bana, benimle konuşurken dedi ki, eğer bana bir şey olursa yeni patron Pamir'dir dedi. Gerçekten mi? Evet. Oha. İnanmıyorum. O zaman onun kıyafetlerini onun gibi mi giyineceğim? Evet. O zaman ben de intikamımı alacağım. Beni bu yola sürükleyen o babam kılıklı adamı bulup indireceğim. Benimle misin Erdem? Seninleyim. Sana güveniyorum Patrik. Hadi bakalım. Görev başlasın. Bunu da omuzumuza taktık mı? Şimdi hazırım göreve. Kimse beni durduramaz. Tüm şehir kurt bakışın kim olduğunu öğrenecek. Erdem. Hadi Pamir, gidelim. Hadi, ama önce ziyaret etmem gereken biri var. O da şu an yaşasaydı bunu yapmamı isterdi. Sen burada kal Erdem. Benim diyeceklerim var babaya. Çok üzgünüm baba. Seni kurtaramadım. Başaramadım ama intikamını alacağım. Önce beni bu yola sokan ve tüm bu yaşadıklarıma sebep olan kişiyi indireceğim. Sonra ise sıra o memura gelecek. Ama biliyorum ki o memur bu şehrin en asi,
En sinirli memur. Ama buna rağmen indireceğim baba. Söz veriyorum sana. Hadi Erdem. Gidiyoruz. Görevle alakalı şunu unutma. O içerideki adam her ne kadar mala benzese de özünde gerçekten zeki bir adam. Yüksek olasılık şu an silahla beni bekliyor olacak. Tamam Pomiş. Çünkü haberi var bu işlere bulaştığımdan. Şimdi burada iniyoruz. Hazır mısın? Hazırım Pomiş. Hadi gidelim. Hadi. Kimse yok burada. Devam edelim. Otopark açık. Gel. 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 Devam et. Tamam burada kimse yok. Ah, polisler geçti buradan, duydun mu? Duydum. İhbar etmiş olabilir bizi şu an. Sakin ol. Bu işi çabuk halletmemiz gerekecek. Kesinlikle ama nerede olduğunu bilmiyorum. Her an tetikte olmalıyım. Erdem. Ne oldu Pamir? Bir tahminim var ama dikkatli olmamız lazım, tamam mı? Tamam. Hadi tuvalete gireceğiz. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Oh! Oh! Geri çekil, geri çekil burada. Gördüm. Gördüm onu. Nasıl plan izleyeceğiz Erdem? Sen sıcak tartışmaya daha çok hakimsin. Evet. Onu fark etmeden o kapıdan çıktığında pusu kuracağız. Bir dakika. Yanında C4 var mı? Var. Hemen şu kapıya koy. Bana bak babalık. Oradan çıkman lazım. Kapının önünde C4 var. Duydun mu? Hayır. Evet. Çık, vur. Oh. Ah. Son mermi ona isabet et. Beni hatırladın mı? Hatırladım tabii ki de. Beni öyle yatılı okula vereceğim diye göndermek ne demekmiş ha? Aa, polisler geliyor Erdem. Hemen kaçmamız gerek. Hemen kaçmalıyız. Gel. Gel çık çık balkondan çık. İntikamımı senden alacağım. Hadi görüşürüz. Bu mermi izleri. Daha önce hiç görülmemiş şuradan. Şehrimize yeni bir mafya oldu. Amirimi arayıp bu durumu söylemeliyim. Ambulansa gelmiş. Amirim, bu çok farklı bir olay. Olay yerine geldim lakin burada kullanılan silahlar çok profesyonelce. Olay çok profesyonelce olmuş. Şans eserin ki ben devriyedeydim. Her şeyden haberim var Mehmet Komiser. Hatırlarsın değil mi? Bizim başımıza bela olmuş bir mafya vardı. Baba lakaplı. Dün o Aziz Komiser tarafından öldürüldü. Şimdi ise onun yerine geçen çocuk her konuda bizi darlayacak çok yetenekli bir mafya. Gözünü dört aç Mehmet polisim. Gözünü dört aç. Yoksa hepimizi avlayacak. Hepinize merhabalar Brookhaven halkı. Bir sonraki gelişmesiyle karşınızdayız. Dün öğlen saatlerinde hayatını kaybeden Erdem Yılmaz isimli kişiyle öldüren kişinin kurt bakışlığa kaplı Pamir Parlar olduğu tespit edildi. Polis ekipleri her yerde bu ismi arıyor. Lütfen sokağa çıkarken iki kere düşünün. Hoşça kalın.